olunca acıktım çekelim istiyoruz. Acıktık, acıktım çekmeye başlıyoruz. Acıktım da bugün köfte yiyoruz. Nerede yiyoruz? Bayrampaşa merkezde Köfte Time'da köftenin tadına varıyoruz. Ta Tekirdağ'a gitmeye gerek yok. Bayrampaşa merkezde köftenin kralı var. Köfte Time acıktım başladı. Hadi gidelim. Gözlüğü çıkartalım. Maskeyi takalım. Acıktım dedik. Ramazan abi üzgün ve süzgün duruyor. Ramazan abi selamünaleyküm. Ne haber? İyi şükür. Akşam 4-0 mağlup olduk. Onun yorgunluğunu görüyorum sende. Olsun, canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Aleyküm selam. Eyvallah. Canımız abi hoş geldin. Acıktın herhalde. Acıktım abi. Abi masanı hazırladık. Eyvallah. Çok fena acıktım hem de. Tamam, akşam 4 dedik. Bugün 5 tane köfte yiyeceğiz. Burada herkes doyar abicim. Eyvallah. Eyvallah. Melih nerede? Melih de buralarda. Melih'e evet. Bir arayın da gelsin ya. Tamam. Onun tamam, da bir yüzünü abi. Göreyim. Özledim Melih'in ya. Hadi. Hoş geldin, oraya mı sabah. Oturuyoruz? Evet. Şöyle alalım sizi. Hadi oturuyoruz abi. Eyvallah. Erdoğan abi hoş geldin. Sefalar geldin. Masan hazır dedi ama biz köfte yemeye geldik. Mübarek yani. Ne yapmışsınız masayı ya? Mübarek yani. Ne ararsam var. Şimdi köfte bahane, diğerleri şahane diyeceğim ama şimdi hangi birini satayım, hangi birini anlatayım? Biz köfte time'a geldik. Köfte yeme. Bütün evet. Sosyete şimdi köfte time'den bahsedecek yani. Yani. Ama ben ne diyorum? Her zaman köfte yiyeceksen Bayrampaşa Köfte Time'a geleceksin. Biz acıkınca Köfte Time'a geliyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz bir mekan. Artı biz zaten lezzeti bilmediğimiz lezzetleri de tavsiye etmiyoruz. Biz ne diyoruz? Önce köfte diyoruz. Onun için ben köfteyle bir başlamak istiyorum. Köfteyle size hoş geldin diyelim o zaman. Eyvallah Erdoğan abi. Köfte varsa problem yok. Eyvallah. Köfte Time. Acıktık geldik. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Şimdi Hasan abi burada. Evet. Erdoğan abi burada. Ama şöyle yapacağız. Şimdi müessesenin ortaklarından, 3 ortak. Erdoğan abi, Hasan abi, bir de gizli kahraman. Sevgi çemberi Melih. Benim kader arkadaşım, radyocu arkadaşım. Onunla da ilgili planlarım var. İlerleyen zaman diliminde kanalda onunla da alakalı bir icraatımız var. Bugün az solist, en son finalde gelecek. Şu anda bir müessesede bir işlemle alakalı çalışmalara devam ediyor. Onun için Melih'i en son misafir edeceğiz. O da bir selam verecek sizlere. Erdoğan abiciğim, Köfte Time'a geldik. Hoş geldin, sefa getirdin. Eyvallah. Şimdi olayı bir açıklayalım. Acıkınca ne diyoruz? Acıktım çekiyoruz. Acıkınca biz ne yapıyoruz? Kefil olduğumuz, daha önce tattığımız lezzetleri anlatıyoruz. Onun için Erdoğan abinin mekanına, sevgili Hasan abi, sevgili Melih'in mekanına Köfte Time'a geldik. Burada olmaktan keyif alıyoruz. Mekan bizim. Yani biz zaten hep buradayız. Şimdi siz bu işe, Erdoğan abi, bu işe nasıl başladınız, ne zaman başladınız? Bir anlat bakalım bize. Önce şu lezzetleri anlatmadan önce bir müesseseyi konuşalım. Eyvallah. Tekrardan ben size hoş geldin diyorum. Hoş Yamaz abi. Seni de biliyorum, takip ediyorum. Güzel videolar çekiyorsun, güzel yerlere gidiyorsun. Eyvallah. Yani dediğin gibi hijyenik kurallara uygun ve kaliteli yerlere gittiğini biliyorum. Eyvallah. O yüzden bizi de o yüzden tercih ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hoş geldin diyorum. Çok sağ ol abiciğim. Evet, biz aslında bu işi kasaplıktan başladık. 1995'te aslında benim çıraklığım 1984 ikinci ayın 11'inde başladım çıraklığa, kasaplığa. Kasapta çırak olarak başladım. Evet, evet. 1995'te de ortak bir kasa başladık. Daha sonra köfte işine de önce Esenler 4 yoldan başladık. Tamam. 1999'da. Daha sonra Eyüp, 2006'da da buraya başladık. Ama şunu söyleyeyim, köftenin yolu kasaptan geçer, etten geçer. Evet. Yani özellikle et kaliteli olması lazım. Yani besiği de... Her etten köfte olmaz. Olmaz. Hani her artık et, kırıntı et, köfte yok, olmaz. Yok. Bir de bölge bölgede olmaz. Yani evet. Diyelim ki sen Kars etinden köfte yapamazsın. Yeter. Bu köfteyi yapamazsın yani. Yaparsın da bu köfteyi yapamazsın yani. Köfte ya, olur yani. Öncelikle Marmara, işte Balıkesir, yani Marmara bölgesi, Bursa. Dikkat edersen zaten en iyi etler zaten o yemekler de oradan çıkar. Yani
et yemekleri. Ya Türkiye'nin 4000 yılının lezzeti, damak zevki başka ama şimdi evet. Hani köfte deyince akla ne geliyor? Trakya geliyor, Marmara bölgesi evet. geliyor. Şimdi ne bileyim hani İzmir'in işte özel köftesi var değil mi? Tabii. İzmir'e has. Tabii. Ne bileyim işte Balıkesir'in kendine has bir köftesi var ama evet. Şimdi Trakya köftesi dediğin zaman akla bu geliyor abi bak. Aynen sen öyle. Şöyle geliyor bak. Aynen öyle. Biliyor musun Hakan abi? Bu geliyor. O kaşarlı köftemiz. Bak kaşarlı köfte mesela. Artı şu ne abi? Şu. O kasap köftemiz. O baharatlı. Kasap köfte. Bak işte Trakya'da mesela bunu çok yerler. Kasap köfte. Baharatlı, hafif acılı. Aslında şey de diyorlar değil mi? Sucuk köfte diyorlar. Evet. Sucuk yakın köfte. Aslında da. Biraz Akçabat'ı da andırıyor bu. Size anlatın ben götürüyorum abi. Götür. Akçabat'ı da andırıyor biraz. Bak Akçabat başka. Andırıyor yani bu Akçabat değil. Biraz andırıyor yani böyle tadı aldın mı biraz hafiften andırır. Köftenin sırrı et diyorsun. Köftenin sırrı et. Etten geçer. Kesinlikle. Etin hangi bölgesinden güzel köfte olur abi? Döşten, gerdandan. Et çok yağlı oldu, o zaman trans kullanabilirsin. Yağsız oldu, kavram yağ kullanabilirsin veya kuzu boşluğu biraz atabilirsin. Ama çok kuzu koymasın. Çünkü kuzu koydun mu biraz bazıları kuzuya karşı bir alerjisi olduğu için kuzuyu fazla kullanmıyoruz. Bizim Hakan yiyemiyor mesela. Evet. Kuzu eti olduğu zaman diyor bunda diyor kuzu eti var diye hemen anlıyor. Aynen. Şimdi ilk yediğiniz şu köfte sıfır baharat. Bu sıfır. Tamamen etin yedi yerinden karışan bölgelerden aldınız. Bu şekilde yaparız bu köfteyi. Bunda ne var şimdi Erdoğan abi? Bunda onda, bir söyle bakalım. Tuz, bunun için ne var abi? Tuz, soğan, çok az ekmek. Başka hiçbir şey yok. Başka bir şey yok. Bir şey yok. Bunda ne var abi? Kaşar var. Aynı mamulün. Aynı mamulün. Kaşarlısı aynı mamulün. Burada baharatlısı. Baharatlısı çok az sarımsak var. Taş köprü sarımsağı o da. Şimdi bir dakika. Taş beni köprü. Damarımdan vurdun. Şimdi bu müessesede dostlar arkadaşlar Kastamonu yöresinden böyle Kastamonu'nun medarı iftarı arkadaşlarımız. Eyvallah. Bizim Meli aslen Arnavut'tur. Ama işte yavaş yavaş o da böyle Kastamonu'luyum, Kastamonu'luyum. Kastamonu'nun havası, suyu gide gele hani %50 Kastamonu, %50 artık Arnavut diyoruz biz ona. Yok rahmetli babam ona köyde ev yaptı. Vallahi mı? Tabii. Ya işte eyvallah. Ama harbiden bir de şunu söyleyeyim. Ben aklımdayken söyleyeyim sonra unuturum ondan sonra üzülüyorum. Şimdi biz anlatılmaz lezzetler biliyorsunuz çekiyoruz. Sponsorumuz Onur Market. Ama bundan önce, bakın bundan önce biz Hakan'la anlatılmaz lezzetlerin çekimleri için Avşa Adası'na gittik. Avşa'da çekimler yaptık. O zaman bizim etlerimizin tedarikçisi ve et sponsorumuz, yine bizim sponsorlarımızdan bir tanesi de Hilal Etti. Hatta oradaki kullandığımız etler girip izleyebilirsiniz. Avşa'da yaptığımız yemekleri muhteşem oldu. Hani ete garanti veriyoruz. Et 10 numara eyvallah. Bir kere. Eyvallah. Şimdi köftenin harmanını anlattık. Evet. Onda bu var dedik, bunda bu var dedik. Evet. Şimdi bir başka detay daha soracağım abi. Buyurun tabii. Köftenin olmazsa olmazı. Hani deriz ya, yanına soğan koymak şart mıdır? Yoksa aynı sizin böyle yaptığınız gibi hani biraz daha garnitürü çeşidi çok olan. Mesela Yugoslavya'da, Makedonya'da soğan koyuyorlar abi sadece. Başka bir şey koymuyorlar yani. Şimdi köfte soğanla güzel olur. Heh. Ama şimdi bizim burada yani... Yer olarak Bayrampaşa genelde memur kısmına da hitap ettiğim için soğan pek tüketilmiyor. O yüzden bizde böyle bir şey var ama isteğe göre sonra kıyılmış veya kızartılmış soğan müşterimiz ister. Müşteriye sunuyorsun. Sunuyoruz tabii. Tamam. Ama şimdi normal sunuşumuz bu. Yani. Tamam. Şimdi Erdoğan evet. abi köfteyi anlatıyoruz. Köfte zaten spesyalimiz. Ama evet. köftenin dışında köfte time'da çünkü şimdi geldi insanlar köfteyi seven var ki sevmeyenin aklına şaşarım. Evet. Geldi köfte dedi ki ya ben dedi bugün köfte yemek istemiyorum dedi. Tezgahta neler var başka abi? Şimdi köftenin ızgaralardan devam edelim isterseniz. Ha, tamam abi sonra şimdi, asıl bombalara gireceğiz. Evet evet onu ben pas Hasan abi açayım. Hasan abi dersen. Tamam. Evet eyvallah. Şimdi köftenin haricinde bizim bonfilemiz var lokumet. Tamam. Burada güzel antrikotumuz var. Onun haricinde kuzu pirzolamız var. Onun haricinde tavuk çeşitlerimiz var. Bütün ızgaralı çeşitler tavuk olarak bütün... Tavuk çeşitleri hepsi var yani. Onun haricinde de dediğin gibi tava yemeklerinin dünya mutfağının işi. Günümüzde artık yemek sektörü biraz farklı şeylere kaydı. Lezzetler evet, değişiyor. Lezzetler değişti. Peki şimdi buraya mesela Hasan abi 3 tane değişik ürün yaptı. Bunun adı ne abi? Onu ben istersen Hasan abiye pas atayım. O Hasan abi mi anlatsın? Evet otur onları Hasan tamam, abi anlatsın. Tamam o zaman inşallah. Hasan abiye pas atmadan bir de şunu soracağım. Buyurun. Köftenin olmazsa olmazı piyazdır değil mi abi? Kesinlikle. Piyaz olacak ki köfte piyazda soğanlı ruh kazansın. Piyaz aslında soğanlı yer onu da söyleyeyim. Soğan. Bir tabii. de yumurta olacak abi. Yumurta evet. Bir de üstüne hafif şöyle ne diyorlar tayin atarsan tam İzmir oluyor o zaman işte. Eyvallah.
fena canlı hakiki zeytinyağı kullanıyoruz kesinlikle. Sulu yemekler var abi. Sulu yemeklerimiz var. Neler çıkıyor? 7-8 şey. Kuzu haşlama çıkıyor. İşte tas kebabı, et sote. Çok güzel kuru fasulyemiz var. Bana Ramazan abi söyledi. Aslında bir tabak alabiliriz kuru fasulye istersen. Ramazan abi dedi. Bizim dedi, Kastamonu'ndan dedi. Bizim tarlada yetişiyor. Evet. Çok güzel kuru fasulyemiz var. Abi her yerde kuru yiyoruz. Herkes kuru getiriyor abi. Kuru milli yiyecek ya. Yok ben size bugün et getirin bak. Eyvallah. Güzel köfte. Tamam verin be kuru da tatacağım ya. Kuru da verin abi. Kuru da verin. Azıcık ama azıcık Ramazan abi. Kuru da vereceğiz. Şimdi abi bak sen müessesenin hani işletmecisi olarak Hasan abi bu lezzetleri yapan abimiz olarak sevgili Melih de işte hem mesai harcıyor hem katkıda bulunuyor. Şimdi biz diyelim abi bunlar önemli bilgiler çünkü. Ben hemen evet. Bu konuya giriyorum ki. Şimdi biz geldik abi 4 kişilik bir aileyiz. Evet. Geldik. Çorbamızı içtik. Köftemizi söyledik. Piyazımızı söyledik. Arkasından da olmazsa olmaz köfte time'a özel. Yani mükemmel yapılıyor. Şimdi bir deyim kullanacağım sakın yanlış anlamasın. Yok. Hani birinin rahmetli olmasını Allah biçiyor ömrü ama birinin rahmetli olmasını beklemeye gerek yok helva yemek için. Köfte time'a geliyorsunuz anında. Helvayı götürüyorsunuz. Helvası da çok güzel. Helvamızı da yezdik abi. 4 kişilik bir aile buradan kaç paraya çıkıyoruz abi? Helvayı bir de dondurmalı yapıyoruz. Bak yani o da önemli. Dondurma yapıyoruz böyle güzel. Tamam, ben şimdi bunu götürdükten sonra en son finalde yeriz onu. Yani bir kişi o saydıklarınız 55 lira falan tutar. 55 lira falan. Yani geldik 4 kişi. Evet. 200-220 civarı bir para evet, ödüyoruz evet. Ama tıka basa doyuyoruz abi. Doyarsın tabii. Zaten şeylerimiz, mamullerimiz yani dolduk yani porsiyonlarımız. Boldum. Belli canım maşallah eliniz biraz yani, şey yani bol. Evet. Getir abi Ramazancığım gel canım benim. Bu arkadaş da Beşiktaşlıdır akşam 4 tane gol yediler. Az önce içeri girerken söyledim niye bana masum bakıyorsun dedim. Sonra anladım dedim ki adam 4 tane gol yedi ben de Beşiktaşlıyım. Takılma şampiyon Beşiktaş gerisi tıraş. Sen bak işine hadi bakalım. Fasulye varsa evet. Problem yok. Bu da yerli Kastamonu'dan geliyor. Kastamonu'dan geliyor. Kastamonu abi evet. Süper. Yalnız şimdi biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Çok muhabbeti uzatmayalım. Hakan harbiden evet. Diyecek ki götürüyor bu devamlı ben çekiyorum. Hakan abi fasulye de fasulye ha bak. Afiyet olsun. Evet ya. Ama sen istersen fasulyeyle karnı doyma. Daha güzel yok. Yemeklerimiz var. Daha çökertme kebabımız var. O topu ben dediğim gibi Hasan abi atacağım. Hasan abi de anlatacak onu. Yani o yüzden ben şimdi, bilmiyorum. Köfte bir kültür. Köftenin göre değişiyor. İşte damak zevkine göre baharatlısı oluyor. Efendime söyleyeyim işte sade olanı oluyor. Hiçbir şey katmadan değil mi? Bir de mesela şey var abi. Ben onu da soracağım sana. Sen kasaba olduğun için soracağım tabii sana. Tabii. Evet. Şimdi mesela Trakya'da özellikle bu Keşan etrafında evet. Abi satır et yapıyorlar. Evet. Satır et. Onda mesela sırf tuz varmış. Ama onun içine muhakkak bir şey katılıyor değil mi tutması için? Tutması için... Çok az karbonat katabilirler. Yok ya ben şey diyorum hani böyle kuyruk yağı gibi bir şey mi katıyorlar acaba içine? Yani yağ var. Normalde biz de yapıyoruz satır köfte biz de yapıyoruz isteğe göre yapıyoruz onu genelde kasapta yapıyoruz Güngören'de. Onun dediğin gibi biz döşten yapıyoruz ama çok zor oluyor yani o satırda tamam, böyle. Tamam işlemek böyle saatlerce. Bayağı zor oluyor yani. Bir gün yani satır et yap. Her zaman tabii ne zaman istersen. Bir satır et yiyelim abi. Yeriz tabii ki. Yeni Macur köyüne gitmeye gerek yok. Yok burada be burada hepsi var abicim ya. Kasap, eyvallah. Kasap elimizde. Kasap var burada. Usta burada. Evet. Mekan burada. Etlerimiz Balıkesir'den geliyor. Çok güzel. Onu sorayım. Hangi yörenin etleri Balıkesir, abi? Balıkesir'den geliyor bizim etlerimiz. Balıkesir. Özel Balıkesir. Simenter dana Balıkesir. Tamam çok bir de dana, dananın cinsi de var. Simenter, Holstein falan böyle devam ediyor. Ama bizim... Şey etimiz simenter. Simenter et. Evet, tamam. En güzel et simenterdir yani. Tamam çok güzel. Şimdi mekanı anlattık. Köftenin biraz kasaptan evet, köfte time'a gelen şunu olan... Şunu da belirtmek isterim müsaade ederseniz. Söyle babuş. Şu baharatsız köfteleri istediğiniz kadar yiyin mideye falan dokunmaz. O zaman biraz daha yiyelim Erdoğan yani onu özellikle evet. Belirtmek istiyorum. Biraz daha yiyelim yani abi. Çocuklar rahatlıkla yiyebilir. Lokum gibidir. Harbiden. Yani... Ne et yiyorsun yani? Et olarak yiyorsun. Et. Bir de içerinde... Çok ekmek yoktur yani çok az evet. Bir ekmek var. O da mecburen koyuyoruz. İçi pişsin diye koyuyoruz o ekmeği de yani. Eyvallah abi. Normalde o da ekmeği önemli. Azdır yani onu söyleyeyim. Doğal bir ettir, doğal bir köftedir. Tamam Erdoğan abi. %100 dana etindendir. Köfteye ben kefilim. Köfte eyvallah. Harika. Eyvallah. Yani köfte biliyoruz, tadıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Köfteye kefiliz abi. Köfte time, köftede 10 numara 5 yıldız. Şimdi olayın içine ne girdi abi? Gençler...
başka lezzetler arıyor. İşte insanların tabii tercihleri değişebiliyor. İşin içine ne girdi? Ne dedik? Sulu yemeklerimiz var dedik. Tabii, eyvallah. Onun da çıkış nedeni neden? Bulunduğumuz mevkide çok işte banka var, özel kurumlar var. Evet. O insanların gelip rahat rahat işte her gün köfte değil de ara sıra köfte, belirli günlerde köfte, belirli günlerde sulu yemek gibi alternatifler oluşması. Bu köfteleri pişirmek de çok önemli. Tabii. Ustalık da çok önemli. Şimdi onların hepsini Hasan abiye soracağım. Yani bu işte yani eti ben yaparım, güzel hazırlarım ama. İşte hazırladın sen. Sen ızgarada güzel pişirmezsen usta olmaz. Usta iyiyse. İyi değilse o et, et mındar olur. Et gitti abi. Yani. Ateş kötüyse yine mındar olur. Aynen öyle. Ateşi nasıl yakacak? O yüzden kaç bizim güvendiğimiz Hasan abi. Halamın oğlu Hasan abi. Eyvallah. Sağ olsun o acıktım, takip ediyor. Acıktım. Hilal Et'ten aldık kıymaları. Aldık köfteleri, aldık malzemeleri. Geldik restorana, köfte time'a. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. Bir müsaade istiyoruz. Hasan abiyle muhabbete devam edeceğiz. Şimdi köftemizi anlattık. Fasulye zaten spesyal. Şimdi Hasan abi bize Köfte Time'da yaptığı şovu, yaptığı o diğer lezzetleri anlatacak. Hani biz köfte yemeye geldik, köfte yiyelim dedik ama Hasan abi harbiden şov yapmış. Hatta hani biraz sonra görüşeceğiz dedim ya. O ara bile bir dakika ya dedi. Ben dedi bir yemek daha yapacağım dedi. Canbaz tatman lazım dedi. Bunu yaptın değil mi? Beykoz kebabı evet. Beykoz kebabı. Evet Beykoz kebabı. Ne var Beykoz kebabında? Spesiyel bir yemeğimizdir o. Bunun yanında ıspanak kavurmuş, ıspanak kavurması var. Kavurmuş etimiz var, spesiyel sebzelerle sotelenmiş. Tava yoğurdumuz var ve elma dilim patatesle servis ediyoruz. Beykoz kebabı. Bu ne abi? Bu sebzeli makarna. Sebzeli makarna. Sebzeli alfredo diye geçiyor. İçinde sebzeler var, mantar var, yeşil zeytin var. Brokoli var, karnabahar var. Bayağı değişik bir şeydir. İnsanların pesto sos var içinde. Parmesan peynir var. Güzel bir yemektir, doyurucudur. Bak bir şey söyleyeyim, Hakan buna bayılır. Benim tanıdığım Hakan bunu götürür. Deşten makarna seviyor, o yüzden müşterilerimiz... Hakan da genç. Yani çok Hakan farklı genç. Müşterilerimiz var. Değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aa, dön ama Hasan abi. Kendi yemediğimizi, kendi beğenmediğimiz hiçbir yemeği kesinlikle müşteriye vermiyoruz. Çok güzel. Abi, Beykoz. Kendimizin, evet. Beykoz. Makarina. Sebzeli alfredo. Makarina alfredo. Makarina alfredo. Eyvallah. Bizim zaten bildiğimiz piyaz. Harika piyaz. Dur onu da tadayım abi. Madem acıktık. Şöyle bir. Bak bak soğan var ya. Soğan varsa dertlere son olur. Zaten piyaz soğansız olmaz ama istemeye de bırakmıyoruz. Soğan sarımsak şifa abi. Burada böyle yoğurtlu, köfteli, bize has bir yemeğimiz var. Ha bunlar köfte. Çökertme kebabı, köfteli çökertme kebabı. Köfteli çökertme. Evet. Ha bir nevi bu aslında köfte İskender gibi bir şey. Daha evet. Değişik, köfte İskender'imiz de var. Ha onu da yapıyorsun. Onu da yapıyoruz. İsteyene. O da İstanbul'da, köfte, o da İstanbul'da bize has bir yemektir. Daha önceliği Bursa'da yapılıyordu bu yemek. Biz de İstanbul'a gelen misafirlerimiz de tatsın diye yemeği. Ha, bunun altında patates var. Bu patates var evet. Pide yok. Pide yok. O başka bir yemek. O diğer yemeği de gösterdim. Onu da çekmişsinizdi. Hasan abi sen bu işleri nereden öğrendin? Bu tutulan bir yemektir. Sen nerede öğrendin bu işleri abi? Ben 53 yaşındayım. Heh, maşallah. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Çekirdekten başladım. Çok yerlere çalıştım. Vallahi helal olsun ya. Ben de 53 yaşımdan sonra yemek yapmaya aldım, başladım ama. Aldım. Ben hanım bana tarifleri veriyordu, ben mutfakta onun dediklerini yapıyordum abi, çok güzel oluyor. 50. bölüm bitti, 100 tane yemek yaptım abi. 100 yemek çektim anlatılmaz lezzetlerde. Ama insan yemekle aşırı neşir oldukça bir şeyler kendinden katıyor abi. Tabii. Hep bir şey. Lan sen mesela bunlara neler kattın kendinden? Ya kendinden önceki bir defa yemeğe sevgimizi kattık. Çak. Yemeğe sevgimizi kattık. Abi. Damak da lezzetli yani, önceki söylemiştim.
Kendi yemeğimiz, hiçbir yemeği müşteriye vermiyoruz. Sevgi yoksa yemek lezzetsiz olur abi. Bir de işini severek yapman lazım. Severek yapmazsan o yemek zaten yemek olmaz yani. Şimdi, uydurma bir şey olur. Şimdi bak, beykoz dedik, makarina dedik, köfte çökertme dedik. Çökertme dedik. Bu ne abi? Bu fajita, bu Meksika ya, üstü bir yemektir. Hakan, bu var ya, bu tam bomba ha. Bunu yiyorsun, Everest'e tırmanıyorsun abi. Bu dana antikottan yapılan bir yemektir. Erdoğan abi bahsetti yemektir. Et bu işte. Öncelikle etimiz, o adam dedi, bahsetmişti. Etimiz çok güzel, çok kaliteli etimiz. Her şeyden önce et olmadan güzel bir yemek olmaz. Güzel bir et olması için öncelikle. Eyvallah. Et çok güzel ama. Bunu çocuk. Bunun haricinde bize zeytinyağlı çeşitlerimiz de var. Zeytinyağlı biber dolma, çalı fasulye, şarşuka. Her gün değişiyor bunlar. Vallahi bravo. Bunu yani diyet tabak, diyet seven müşterilerimiz oluyor. Diyet tabağı yapıyoruz. Şimdi daha çok et yedik, biz tavuğa girişmeyelim dedik. Hatta Erdoğan abiyle Hasan abi tavuk da pişirelim. Diyet seven müşterilerimiz oluyor, tavuğumuz da var. Abi gerek yok. Et olsun abi dedim. Et yedik. Et olsun. Öncelikle biz köfteciyiz. Yani bizim kuruluş amacımız köfteciyiz. Burası köfte time. Köfte abi. Buranın time. Köftesi 10 numara 5 yıl. Köfte bahane, diğerleri şahane mi diyeceğiz? Yok. Köfte şahane, diğerleri bahane. Köfteyi yarım ya ben diye bugün köfte yemeyeyim başka bir şey yemek istiyorum. Evet. Alternatif sunuyoruz. Çeşitimiz oldukça iyidir. Çok güzel. Harika. Abi şimdi köfteye dönelim abi. Erdoğan abi köftenin hamurunu hazırladı. Köfte bizde öncelikle günlük yapılıyor. Geldi abi. Geldi. Ne kadar süre bekleyecek abi? Köfte abi. Bir gün dinleniyor. Akşamdan bize hamur haline geliyor. Tamam. Biz sabah bunu hani şekil haline yapıyoruz. Tamam. 11-11.5 gibi hazır oluyor. Yani en az bir gün dinleniyor. İlla dinleniyor. Dinlenecek. Ve o gün de bitiyor zaten. Sonra öbür biz... akşamdan dinlenmeye alınanlar öbür gün satışa aynen, sunuluyor. Aynen devam ediyor. Gibi. Çok güzel. Izgara. Bu işin sırrı ızgara. Ne dedik? Köftenin hamuru çok güzel olabilir. Köftede kullanılan et harika olabilir. Ama ızgaranın ateşi kötü olursa, ızgaranın piştiği demir kötü olursa. Yani kömürün kötü olursa. Kullandığın kömür kötü olursa. Kötü olursa. Köfte olmaz abi. Ustan işte anlamazsa köfte yakar. Köftenin bir tarafı düşerse. Sen işte onu nasıl ayarlıyorsun abi? O regoloyu anlat bana bakalım. İşte kaliteli ustalarımız var. Ben de işin başındayım zaten. Devamı kontrol ediyoruz. Mesela sen... şey ne kullanıyorsun? Odun kömür mü? Odun mu? Kömür mü kullanıyorsun? Kömür kullanıyoruz. Kömür. Kömür kullanıyoruz. Bizim köftemizin yanında verdiğimiz sos da özeldir. Bu sos İstanbul'da değil, Türkiye'de hiç kimse de yoktur. Ne var abi onda? Özel yapıyoruz kendimiz. Bize kalsın. Kahvaltıda yiyebilirsin. İnsanlar aileler gelip bu sosu yarım kilo, bir kilo. Doğru söylüyorsun. Ekmeğe sürüyor. Çok güzel olur. Çok kadar beğeniyor ki kahvaltıda yiyorlar. Çok güzel. Püreyi aynı şekilde biz kendimiz yapıyoruz. Püre de özel. Hazır. Kullanmıyoruz. Doğal patatesden yapıyoruz. Çok güzel abi. Pilavımızı zaten biz kendimiz yapıyoruz. Burada hiç hazır bir şey yok. Her şey imalat kendimize ait. Her şey size ait. Peki. Hasan abi köfteyi dolaptan aldın abi. Açtın kapa. Aldın abi. Ateşin kaç derecelerde olması lazım? Nasıl olması lazım ki et birdenbire yanmasın, işi güzel pişsin. Şöyle bir kabarsın kendine gelsin abi. Izgaramız, öncelikle ızgaramız ısınmazsa köfte olmaz. Öncelikle ızgarayı ısıtıyoruz. Izgaramız kömürü kapadı. Bir saat falan ısınıyor. Daha sonra ızgaramızı... Demirin kendine gelmesi lazım. Bildiğin lahmacun fırını, lahmacun fırın mantığında demir kızması lazım. Köfteyi attığımız anda 2-3 dakika sonra tekrar çeviriyoruz. Tamam. Tekrar çeviriyoruz. 3 tur yapıyoruz. 3 tur yapıyoruz ki pasta gibi kabarsın ve yanmasın, içi pişsin diye. Aynen. Köftenin suyunu kaçırmıyoruz. Kaçırmıyoruz. Yani. Çok güzel. Öbür türlü bir tarafı yanar, bir tarafı çiğ kalır. O da kötü bir tat verir, güzel bir tat şey vermez. Tamam Hasan abicim eyvallah. Şimdi diğer sulu yemeklerde de sen elini atıyorsun. Evet. Emeğin var. Evet hepsini benim fasulyeyi de sen yaptın. Ben yaptım. Ben Ramazan yapıyor biliyorum ama sen Ramazan da yapıyor ben de yapıyorum. He? Ramazan mı güzel yapıyor sen mi yapıyorsun güzel diyorsun. Ramazan bir gün daha güzel yapıyor. Bunu ben sen mi yaptın Ramazan mı yaptın? Bunu ben yaptım. İkiniz de güzel yapıyorsunuz. Sen notu zaten verdin, kendin yedin, kendin gördün yani. Vallahi ikiniz de güzel yapıyorsunuz. Vallahi fasulye çok güzel. Efendim işte diğer köftenin dışındaki hazırlanan malzemeler çok güzel. Ama bunlar iyice soğudu. Bunlar soğudu. Bizim muhabbet de bitmez. Evet. Biz şimdi hemen muhabbeti toparlayalım. Diyelim ki arkadaşlar, gördüğünüz üzere biz lezzetlerin peşinde, kefil olduğumuz lezzetleri sizlere acıkınca acıktık diyoruz, anlatıyoruz. Bugün de köfte time'daydık. Şimdi finalde ben Can kardeşimi Melih'i yanıma aldım. Gel Melih'cim yanıma benim. Şampo Burgaz hoş gelmiş kanki canım. Eyvallah gel kardeşim. Eyvallah. Şimdi Melih'cim
Sen de bu mekanın ortağısın. Senin de burada emeğin var. Üç arkadaş, üç dost, üç ortak. Güzel güzel anlaşıyorsunuz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin. Hayırlı kazançlar versin. Şimdi ne diyorum? Ne diyorum? Her acıktığımın sonunda biz tavsiye ettik. Gelir, lütfeder, tadarsanız zevk verirsiniz. Bir de Melih kardeşim Bayrampaşa Köfte Time'in tam nerede olduğunu Melih anlatsın bize. Bayrampaşa'yı bilenler ya da bilmeyenler için en kolay adres Bayrampaşa Belediyesi yanındayız. Bayrampaşa merkezdeyiz. Bayrampaşa Belediyesi yanında. Bunu tam Bayrampaşa Belediyesi'nin yanında yeni yapılan bir park var diyelim. Park, merkez parkı var. Yani şöyle de anlatabiliriz. Bayrampaşa'da mesela simge olmuş olduğu için mesela Çevik Kuvvet. Çevik Kuvvet'in ön caddesi Bayrampaşa Belediyesi'nin yanındayız. Yanındayız. Tam merkezdeyiz. Çok güzel. O zaman biz bugün özel şöyle yapalım. Sen gelmişsin. Mevzuyu senden dem vurmak lazım. Sloganım şöyle olsun. Ne olsun? Bu bölümü özel olsun ama. Söyle babuş. İzdombrek Eskamara, acıkınca Bayrampaşa Köfte Time'a. Oo çok güzel. Oldu. Eyvallah. Eyvallah. 10 numara oldu, 5 yıldız oldu. Kendinize iyi bakın gençler. Acıkınca bir sayfaya girin. Ne var ne yok. Acıktığımda biz harika lezzetleri çekmeye devam edeceğiz. Bugün Köfte Time'daydık. Burada olmaktan büyük keyif aldık. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdi ona vakit kalır mı bilmiyorum ama en kötü Hakan'a çektireceğim. Hatta konuşmasam da çektireceğim. Şimdi Hakan da gelsin, Ramazan abi de gelsin. Hatta İrfan da gelsin. Hep beraber oturalım, şu canım lezzetleri bir götürelim. Götürdükten sonra ben helvayı yerken Hakan bir kara daha istiyorum. Bu iş helvasız olmaz. Kanki Canbaz, Ali Bedarçı, Pırı Yatma Fağla. Gerçi ben Pırı Yatma Fağla dedim ama ne demiştim? Yemeğimizi yedikten sonra elhamdülillah karnımızı doyurduk. Olmazsa olmaz Köfte Time'da en son final aynen böyle bakın. Tamam çok güzel. Ben Hakan'a göstereceğim diye helva, dondurmalı helvam açıldı. Ben şunu Eman'ı götüreceğim abi şuradan. Şöyle nasıl alacağım Erdoğan abi? Şöyle mi? Şöyle. Ha, şöyle alayım, açılan yerden alayım abi. Evet abi dondurmalı Hakan abi. Dondurma. Yanında da helva abi. Ben bunu götürürüm. Bir kez daha. Onu sade en son götüreceğim. Çayla götüreceğim abi. Bunu çayla götüreceğim. Acıktım. Köfte Time. Final. Helva. Hadi bir kez daha Pırı Yatma Fağla.